Bir önceki bölümde fonksiyonlar konusunu işlemiştik birlikte. Şimdi bu bölümde yeni bir işlemi daha birlikte incelemeye çalışacağız. Program yazarken araçlarımızdan biri de döngüler, kullanabileceğimiz döngüler ve biz döngü çeşitlerini ve bunları nasıl kullandığımızı iyi bilmemiz gerekiyor programları oluşturabilmemiz için. Bunlar çok önemli bilgiler. Şimdi bu bölümde döngüleri birlikte hem kısa bir yeniden değineceğim hem de bir döngü çeşidini, for döngüsünü birlikte işlemeye çalışacağız sizinle. Ve yeni bir proje açmak istiyorum tabii. Yeni bir proje açarken de buradaki başlığımız standart olacağı için bunu kopyalamak istedim. Burada ismini 03 şöyle diyeyim. Bu bölümde biz for döngüsünü işleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Döngüler yeniden bir tire for diyelim. For döngüsünü işleyeceğimi bu şekilde belirtmiş olayım. Boş projemizde hemen bunları kopyaladım. Şimdi döngülerden daha önce şu şekilde bahsetmiştim ben. Tekrarlanan bir takım işlemlerimiz olduğunda bunların komutlarını ardı ardı tekrarlandığı adet boyunca yazmak programı şişirecek ve de bize de çok zevksiz gelecek bir işlem ayrıca. Programın okunurluğunu azaltacak, programda kaliteyi düşürecek bir işlem, program açısından dezavantajları avantajından çok. Dolayısıyla bu işlemleri küçülten, boyut olarak küçülten, bir iki komut içerisinde bitirmemizi sağlayan yapı döngüler. Tabii bu tekrarlanacak işin yine çeşidine göre de bizim döngülerimizin çeşitleri var. Ve döngülerimizi yapacağımız işe göre seçmemiz gerekiyor. Hangi döngüyü kullanacağımızı, en uygun döngünün ne olacağını. Bu seçimi yapabilmemiz için de döngüleri çok iyi tanımamız gerekir. Burada ilk döngümüzden başlayacağız ilk olarak. Bütün döngülerimizi bitirdiğimizde yapacağımız işle ilgili hangi döngüyü kullanmamız gerektiğini zaten az çok kafamızda yerleşmiş olacak bu bilgi. Ve zaten deneyimimiz arttıkça da artık bu konuda gitgide daha da uzmanlaşmış olacağız. Bu bölümde bir for döngüsünü işlemek istiyorum sizinle. For döngüsünün yapısını tanıyalım. For döngüsünü nasıl kullanabiliriz? Nasıl bir işlem yapabiliriz? Birlikte incelemeye çalışalım. İlk olarak int, yine sayı şeklinde bir değişken tanımladım. Ve örneğin buna eşittir 176 sayısını atadım ilk olarak. Şimdi bir for döngüsü yapalım. Bir for döngüsünde 3 tane bölüm var. Döngümüzü oluştururken ilk olarak for yazısını yazıyorum. Bundan sonra 3 tane bölümümüz başlıyor. İlk bölümde for döngüsünde bir kere döngü boyunca biz bir değişken kullanıyoruz. Yani bir değişken kullanmam gerekiyor for döngüsünü oluşturabilmem için. For döngüsü için mutlak bir değişken üzerinde işlemin yürütülmesi gerekiyor. Peki değişken neden gerekiyor? Bir sayısal değişken gerekiyor ve sayının döngünün kapasitesine göre ölçümünü yapılabilmesi için gerekiyor. Bu değişkeni kontrol edecek for döngüsü. Bir değişkenimiz var.
Bu değişkenin ilk olarak bir ilk değer atıyoruz. Bu ilk değeri atadıktan sonra testimiz başlıyor. Şu değerden küçük olana kadar veya bu değerden büyük olana kadar ve üçüncü bölümde de değişkenimizin değerini bir artır veya bir eksilt gibi bir işlem yürütüyoruz değişkenle ilgili olarak. Şimdi for döngüsünde ilk bölümde değişkenimize ilk değeri atıyoruz. İ sayı eşittir 176. Dolayısıyla buradaki yaptığım işleme gerek yok şu anda. Devam edelim. İ sayı eşit 176 ve noktalı virgülümüzü koyduk burada. Yeniden ikinci bölüme geçiyorum for döngüsünün. İ sayı, burada test işlemimiz var. İ sayı küçük 186, hatta eşit küçük de diyebilirsiniz. İsterseniz küçük eşit diyebilirsiniz. Küçük eşit dediğimizde 186 olduğunda da işlem gerçekleşecektir. Fark etmez. Ve döngü boyunca i sayıyı sürekli bir artır. Şimdi burada bir artırmak için bizim yapacağımız işlem şöyle bir işlem olabilir. Daha önceden gördüğümüz şeyler boyunca örneklere göre veya i sayı artı 1 diyebiliriz. Bunların hepsi doğru yazım. Ama bir sayısı ile ilgili olarak C'de bir operatör var. Toplama ve çıkarmada kullandığımız. Yalnızca toplama ve çıkarmada, çünkü bir sayısının çarpma ve bölmeye bir etkisi yok bir kere. Şöyle bir operatör kullandığımda ben, dediğim gibi yalnızca bir sayısı ile ilgili bu. 1 artırmış oluyorum artıyı kullanırsam. Eğer eksiği kullanırsam da 1'i eksiltmiş oluyorum değişkeni. Bir değişken için ben bu operatörleri kullanabilirim. Artırmak ve eksiltmek. 1 artırmak ve 1 eksiltmek istediğimde. Şimdi burada döngü boyunca 1 artmasını istiyorum. Dolayısıyla i sayı plus plus dedim. Şimdi artık for döngümüzün blok bölümü başlayabilir. İşte şimdi biz bu bölümde örneğin cout'la i sayıyı ekranda yazdıralım. Şöyle diyeyim. Değişkendeki değer eşittir diyelim. Ve tabi bunu yaparken sürekli bir alt satırdan başlasın. Sürekli bir alt satıra inerek değişkendeki değer diyerek i sayıyı yazsın ekranda. Şimdi derlemek istiyorum bunu. Tabi burada şunu belirtmem gerekiyor. Burada yaptığımız unuttuğumuz bir şey vardı. For'la birlikte kullandığımız buradaki bu 3 bölümü bir parantez içinde yerleştirmemiz gerekiyor bizim. Bunu unutursak hatayla karşılaşacağız. For'dan sonra parantezimizi açıyoruz ve 3 bölümü ondan sonra yazıyoruz ekranda. Gördüğünüz gibi sürekli değer 1 arttı ve 186'ya gelinceye kadar devam etti. Şurada getch dersem duracaktır. Bir for döngüsünün yapısı bu şekilde, dediğim gibi. Peki bu 3 bölümü ben kullanmak zorunda mıyım? Eğer şöyle yaparsam ve boş bırakırsam bunu kullanmak zorunda değilim. Şimdi şöyle yapayım. Bir bölümü açıklama haline getirdiğimiz bir bu
bölü yıldızı, bu operatörü ben size söylemiştim, bu aralıkta kalan bilgileri açıklama olarak kabul etmesini sağlıyor demiştim. Orayı açıklama haline getirdim. Yani noktalı virgül hariç, noktalı virgülden bir önce bitiyor. Şuradaki bilginin hiç var olmadığını düşünüyor. Hatta bu şekilde kaldırırsam da aynı şey olacak derleyici için. Tamamen aynı. Bu bölümü hiç kullanmadığımı gösteriyorum şu an. Ama yukarıda bu sefer atamayı yaptım. Yukarıdaki atamayı açtık bu sefer. Gördüğünüz gibi yine 176'dan başladı ve 186'ya kadar yazdı. İkinci bölümü aynı şekilde peki kullanmamam mümkün mü? Tabii bunu yapmam mümkün ama bunu yaptığımda bu işlemi gerçekleştirecek testi aşağıda belirtmem gerekiyor. Şimdi çok basit bir test yapacağım ve bunu kafamızı karıştırmayalım. Testleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama şimdi burada for döngüsünde yapabileceğimiz bir işlem var. Onu birlikte incelemek istiyorum. Break komutu var. Burada dediğim şey şu benim. Eğer i sayı 186'dan küçük veya eşitse 186'ya break diyerek for döngüsünden çıkışı temin ediyorum. For döngüsündeki burada test edilecek işlem için hiçbir bilgi vermedim. Bunun burada olmadığını düşünün. Çünkü gölgelenmiş, sadece bizim için orada bir yazı varmış gibi gözüküyor. Ama derleyici için hiçbir anlamı yok. Yani ikinci bloğu boş bıraktık şu anda. Ve i sayı 186'dan küçük veya eşitse break. Tabi burada şöyle yapmam gerekiyor. i86'dan büyük veya eşitse break. Çünkü burada 186'dan küçük veya eşit olduğu sürece demiş oluyoruz. Burada ikinci blokta dediğim test i sayının değerinin benim belirteceğim aralıkta olduğu sürece, yani buradaki test doğru olduğu sürece for döngüsü devam edecek. Burada ikinci bölümdeki yaptığımız, belirttiğimiz test bu. Ama aşağıda ben bir test gerçekleştirdim. Testi gerçekleştirirken de şöyle demem lazım. İ sayı 186'dan büyükse, eşitse de değil, 186'dan ya da eşitseyi de koyalım. Çünkü testimizi nerede gerçekleştirdiğimizin de önemi var. Yazıyı yazdıktan hemen sonra dediğim için 186 olduğu zaman sayı yine de yazımız yazılmış olacak ve 186'ya büyük veya eşitse break diyorum burada. Şimdi çalıştırmadan önce hatta şu bölümü de alalım. Bu bölümü de boşaltabiliriz. Çünkü bir for döngüsünde tabi şöyle yapayım. İ sayıyı burada artıralım. Bir for döngüsünde biz bu 3 bölümü hiç kullanmak zorunda değiliz. Ama bunlar tek satırda bu işi yapabilmemiz için bizi kolaylaştıran yine for döngüsünün bir yararı. Burada gördüğünüz gibi o bir satır yerine 3 satır birden kaybetmiş olduk. Ve bu satır zaten kullanılıyor for döngüsü dediğimizde. For'u kullanmak istediğimizde zaten bunlar kullanılıyor. Yani burayı şöyle düşünün. Bu for döngüsü şöyle oldu artık. Şöyle bir for döngüsü oldu. Bu şekilde bir for kullanılabiliyor. Bu bölümlerden istediğimizi açık bırakabiliriz. İstediğimizi kapatabiliriz. Yine değişkendeki değer diyerek bu sefer ve değeri gördüğünüz gibi sürekli bir artıyor. 176 iken 185'e kadar geldi. 186'ya eşit olduğu an eğer i sayı
şurada artıracak olursam 186'ya kadar gelecektir. Burada bu işlemlerin sırası önemli. İşlemi etki ediyor bir tane fazla olmasına veya bir tane az olmasına. Dolayısıyla testlerimizde for döngüsünde ikinci bölümde kullandığımız teste bir kere çok dikkat etmemiz gerekir. Oradaki testin çünkü küçük derken veya küçük eşit derken bir miktarlık değişikliğe yol açtığını hafızamızda bir tutmamız lazım. Ona göre çok doğru testi yapmamız lazım. Ve eğer şu anki örneğimizde olduğu gibi eğer bu blokları for'un içerisinde, bloğun içerisinde gerçekleştirmek iyi düşünüyorsanız da bu testi çok iyi yapmanız lazım ve işlemlerin sırasını çok doğru yapmanız lazım ki sonuç beklediğiniz gibi olsun. Yoksa bir farklı oluşabilir sonuç. Peki ben buradaki işlemi bir diğer yolla nasıl yapabilirdim? Şöyle yapabilirdim. Bunu 176'dan 186'ya kadar bu şekilde şu şekilde yapabilirdim. 176, 177, 178, 179 ve bu şekilde bütün sayıları sürekli bir artırarak bir örnek oluşturabilirdim. Ama gördüğünüz gibi çok hem gereksiz yeri kodu şişiriyor ve estetikten uzak, okunmayı engelleyen, zayıflatan kötü bir görüntüsü var. Yukarıdaki görüntüyle bu birbiriyle aynı değil. Asıl for döngümüz bizim şöyleydi. Şimdi buradaki bloğu kapatalım ve şunları tekrar açayım. Yani şunlar da yoktu. Dolayısıyla 1, 2, 3 ve toplam 4 satırdan oluşan bir bilgiydi. Burada gördüğünüz gibi 10 tane, 11 tane satır var. Tabii işin bir diğer şeyi de değişen boyutu da şu. Aralık küçük. Eğer ben 176'dan 1000'e kadar yaptırmış olsaydım bu şekilde yapmak zaten hemen hemen imkansızlaşacaktı yani. Kodun nasıl şişeceğini siz düşünün. Burada 186 yerine 286'yı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğiniz zaman o değere ulaşana kadar sürekli bu döngü kendiliğinden çalışacak ve kendiliğinden o içerisindeki işlem gerçekleşmiş olacak. Buradaki örneğimiz basit bir örnek. Sadece ekrana değeri yazdırıyorum ben. Çok basit bir örnek ama örneğimiz çok daha yararlı işlemler de yapabilecek. Gördüğünüz gibi zaten burada yine bir sorun çıkarmadı. Oraya kadar geldi. Bunda da aynı şekilde. Yani buradaki gibi basit bir işlem yapmamız gerekmeyecek for döngüsünde veya diğer döngülerde. Çok bizim için çok çok yararlı, güzel işlemler yapacağız ki bunu bölümler ilerledikçe siz de çok iyi fark edeceksiniz. Örneklerimiz gelişecek. Şu anda bilgi dağarcığımız yeterli değil. Temel, daha basit örnekler işlemeye çalışıyorum. Ama bunlar yeterli örnek. Bir for döngüsünün burada belirttiğim gibi 3 basit bölümü var ve bu kod bloğu arasında bizim gerçekleştirmek istediğimiz işlemleri yürütüyor. For döngüsü ile ilgili bilmemiz gereken işlemler bunlar. Ve bir de bunları istersek kullanmayabileceğimiz ve istersek istediğimiz yerde bir test sonucu break komutunu kullanabileceğimiz. Zaten biz bu tür işlemleri her zaman örneklerini işleyeceğiz. Bunları çok daha güzel kavrayacağız. Bu bölümde for döngüsünü işlemeye çalıştık birlikte.
Bu bölümde birlikte while döngüsünü işlemeye çalışacağız. Bir önceki bölümde for döngüsünü işlemiştik. Yine buradaki başlık bilgisini kopyaladıktan sonra yeni bir proje açmak istiyorum ben. Bunun ismine ...04... döngüler while diyelim. For döngüsü gibi bizim program yazarken while döngülerine de sıklıkla ihtiyacımız olacak. Yine ilk olarak bir önceki for döngümüzde işlediğimiz örneği aynısını hatta işleyebiliriz. Ve farklı bir örnek daha işleyebiliriz. Int i sayı i sayı eşittir örneğin 200 diyelim bu sefer. While dedikten sonra yine parantez açıp kapatacağız ve burada bu parantezin içerisinde de while olduğu sürece anlamında bir kelime ve bu anlama uygun olarak da işte burada bir şart ileri süreceğiz. I sayı örneğin 201'den küçük olduğu sürece ve burada İşte bloğumuz direkt başlamış olacak. Burada cout ile yine i sayıdaki değeri ekrana yazdırabiliriz. Bunu yazdırmadan önce yine şunu diyebiliriz. Değişkendeki değer eşittir diyebilirim. Burada şunu diyebilirim tersleşen ve bunun ardından şunu demeyi unutmamam gerekiyor. Eğer bunu demeyi unutursam ben bu durumda sonsuz, sınırsız, kısır, bir diğer tabirle kısır bir döngü olacaktır bu. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Ama eğer i sayıyı burada düzenli olarak belli bir şekilde artırırsam birer birer artırabilirim, ikişer ikişer artırabilirim. Bu durumda şart eninde sonunda gerçekleşecek. 201 değil, tabii 211 demem gerekiyordu burada. Böyle bir while döngüsü kullanabiliriz. Kullanımı çok basit. Geçeği eklemedik tabii ki. Döngüler sonuç olarak birbirlerine çok yakın. Yaptıkları iş hemen hemen aynı ama çalışma yapıları biraz farklı olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi başlangıçta sadece bir tek koşul öne sürüyoruz ve bu koşul gerçekleştiği sürece bu işlemleri, bu blok içerisindeki işlemleri gerçekleştir, yapmaya devam et demiş oluyoruz. İşte 210'a kadar saydı ve sonunda da bitti. Yine burada şöyle bir işlem yapabilirim ben. Eğer true diyecek olursam bu kısır bir döngü yapmamı sağlayacaktır. Bu durumda ise testimi burada yapmam gerekiyor. If i sayı büyük eşit 211 break demem gerekiyor. Break ile yine döngünün içerisinden çıkmayı temin etmiş oluyoruz biz. Her ne zaman break diyecek olursak bir döngünün içerisinde, bu for döngüsü olabilir, while döngüsü olabilir veya başka tür bir döngü olabilir, do while döngüsü olabilir örneğin. Yani while'ın mesela iki çeşit kullanımı var. Ona da bakabiliriz burada. Şöyle
ilk olarak do diyoruz ve şurada while'ı belirtiyoruz. Do while kullanımında. Do, bu işlemi yapmaya devam et. While, aynı şekilde İsa'yı küçük 211 diyeceğiz. Bu şekilde de aynı işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Biraz önceki while döngümüzün tamamen aynısı. Şunu şöyle yapalım. Ve şunu gölgeleyeyim ben. Bu şekilde eğer kullanacak olursam da yine aynı iş gerçekleşecek. While döngülerinin bu şekilde iki farklı kullanımı var. Burada bir hatamız oldu sanıyorum. Hemen şu satıra tıklayacağım ve bakayım. Noktalı virgülü unuttuğumu söylüyor. Do while ile sadece while döngüsü arasında da belli bir farklılık var. Neden yani ikisi de aynı da bu şekilde ayrılmış, ayrı şekilde kullanımı var şeklinde düşünebiliriz. Sonuç olarak bir adımla ilgili olarak bir farklı, daha farklı gerçekleşmesini sağlayabiliyor işlemin. Nedeni şartın birincisi işlemin başında yapılması, ikincisi şart testinin yani testin işlemin sonunda yapılması. Do while döngüsünde mutlak olarak İl sayıdaki değer ne olursa olsun bir kez çalışacaktır. Çünkü do dedik ve şuradaki bu bloktaki işlem mutlak bir kez çalıştı. Ve ardından testimiz gerçekleşti. Teste göre de eğer test uygun değilse hemen çıkıldı. Ancak while döngüsünü while'ı başa koyacak olursak ilk olarak şart test edilecek. Ve şarta uygun değilse hemen çıkılacak. Do while ve while döngüsünün İkisinin arasındaki fark bu. Do while'da mutlak ve mutlak bir kez çalışacaktır. Yani örneğin şuna 250-260 diyeyim ben. Gördüğünüz gibi bir kez yazdı ve bitti. Ardından başka bir şey yazmadı. Ama eğer şu şekilde tanımlayacak olursam bir de böyle bakalım aynı işe yaptığımız işe. Bakalım ne olacak. Bu sefer ekranda hiçbir yazı belirmedi. Çünkü döngünün içerisindeki blok hiçbir kez çalışmadı. Bir kez dahi çalışmadı. İkisinin arasındaki fark bu. Bunu bu konudaki profesyonelleşmemiz bol bol alıştırma yaptıktan sonra ilerleyen bölümlerde daha da rahatlaşacak, kolaylaşacak. Şu anda kafamızda bu tanımıyla yerleştirelim. İlerleyen bölümlerde bu konulardaki dediğim gibi deneyimimiz çoğalacak. Çoğaldıkça da bu konuları çok daha iyi kavramaya başlayacağız. Bir sayıyla ilgili bu şekilde bir işlem yapabildiğimiz gibi örneğin şurada bir işlem yapalım. Burada bir prosedür tanımlamak istiyorum. Void string'ten çıkart ve yaz. Ve bir parametre aktaralım. Strings şeklinde. Burada bir döngü kuralım. While döngüsü. While şartımı belirtmem için bir değişken tanımlamış olmam gerekiyor. Int i diyeceğim. İlk değerini de atayalım. 0 diyelim. S'nin i'ninci elemanı eşit değil. 0. Şöyle bir şart öne sürdüm. String bir
değişkende string'in her karakterine birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şeklinde uzayan karakterlerine erişmek istediğimizde bu şekilde string'in ve ismini belirttikten sonra değişkenin köşeli parantez açıyoruz ve içinde de erişmek istediğimiz indeksi belirtiyoruz. Burada i benim indeks bilgimi tutacak. İlk olarak değeri 0. Tabi döngümün içerisinde i'yi ben sürekli artıracağım. String değişkenlerde string bir bilgi aktardığımız zaman C++ otomatik olarak bilginin bittiği yerden itibaren bir karakter sonra ya da bir sıfır bilgisi yazar. Bu string'in bittiğini belirtiyor. Yani örneğin S'nin içinde merhaba yazısını yazdık S'ye. Merhabadaki son A'nın bitişinden hemen sonraki karakter de sıfırdır. Bu sıfır string'deki yazının orada noktalandığını belirtiyor. Şimdi burada eğer ben S'nin ininci elemanı sıfırdan farklı olduğu sürece dersem işte S'nin bütün elemanlarını tek tek okuyabileceğim bir döngü açmış olurum. String'in elemanları bitmediği sürece, devam ettiği sürece string'in o elemanı ile ilgili bir işlem yapacağım. String'den bir karakter çıkarmak istiyorum ben. Ve burada şöyle diyelim, char ch. İşte ch ile verilen parametredeki bilgiyi çıkartmak istiyorum. Bir karakter. Ama string boyunca nerede görürsek görelim onu çıkartacağız. Ve burada bir string daha tanımlayalım. String yine sonuç diyelim buna. Buna da ilk atamasını yapalım. String sonuç eşittir boşluk. S sonuç. İlk olarak şurada i'ye artıralım. Ve S sonuç eşittir artı eşittir S'nin ininci elemanı diyeceğim. S sonucu sürekli ekleyeceğim bunu. Ve ardından da C out'la tahmin edebileceğiniz gibi şöyle yazalım isterseniz. Sonuç değer eşittir diyelim. Tabi tersleşeyim diyeceğim yine. Alışkanlık artık bende. S sonuç diyeceğim. Burada tahmin edebileceğimiz gibi bir string verilen string'den belirli bir karakteri her ne kadar varsa çıkartan ve onu ekrana yazmayı amaçlayan bir prosedür yazmaya çalıştık. Şimdi bakalım test edelim doğru işlem gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? String'den çıkar ve yaz diyorum ve parantez açtıktan sonra burada bir string verelim. C++'a hoş geldiniz demek istiyorum burada. Virgül, örneğin bir karakter belirtelim, virgül diyelim. Şimdi bu bilgi için içerisine rastgele istediğim miktarda virgüller dolduracağım. Bu virgüllerin çıkarılmasını düşünüyorum ben, istiyorum. Şöyle yapalım. Son olarak gözüksün yine yazımız. Gördüğünüz gibi rastgele virgüller doldurdum. Birinci verdiğim parametreye. Şimdi bu şekilde derleyelim ve çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hepsi yazıldı. Çünkü neden? Şurada ben koşulsuz olarak S sonuca senin ininci elemanını aktardım. Ama sonuç olarak en azından doğru işlem yürüdü. Şimdi testimi yerleştiriyorum. If parantezimi açacağım. S'nin ininci elemanı farklıysa, burada farklıysayı bir ünden ve bir eşittir olarak belirtiyoruz C++'da. CH. CH'den farklıysa senin ininci elemanı, S sonuca bunu ekle diyeceğim.
bir önceki çalıştırmamızda ses sonucu sürekli eklemiştik. Yani virgül olsa da olmasa da burada CH ile gelen parametredeki bilgiyi test etmedik. Ama şu an bu testi yerleştirmiş oldum ben. S'nin i'nci elemanı CH'den farklı ise S sonuca bunu kopyala, ekleyerek kopyala demiş oldum. Şimdi tekrar bakalım. Sonuçta değişiklik olacak mı? Gördüğünüz gibi C++'a hoş geldiniz. Artık virgüller yok olduğu içinden. İşte bu ve bunun gibi biz var döngülerini farklı farklı amaçlarla kullanabiliriz. İlerleyen bölümlerimizde de yine while ile ilgili de pek çok yine örneklerimiz olabilir. Olacak. Böylece daha da fazla örnekle daha da iyi kavramış olacağız. Şu anda benim açıklamak istediğim while ile ilgili olarak bunlar. Bu haliyle şu an hafızamıza yerleştiyse eğer bu rahatlıkla yeterli. Yani biz sayısal değişkenleri test ederek de bir yinelenen işlemleri yine yürütebiliyoruz while içinde. Bir string değişkenin elemanları ile ilgili olarak da bir işlem yapabiliyoruz. Burada yapmam gereken işlem neydi? İçerisindeki karakterleri, istediğim karakterleri elemek, onları kaldırmak. Dolayısıyla ilk olarak boş bir string tanımladım. S sonuç isimli. Birinci verilen parametreden bu bilgiyi S sonuca kopyalamaya çalıştım. Bunu yaparken de while döngüsünü rahatlıkla kullanabiliriz. Burada tek şartın S'nin i'nci elemanı sıfırdan farklıysaydı. Çünkü i'ye ilk değer olarak sıfır verdim ve i'yi sürekli artırıyorum döngü boyunca. Sıfırıncı, birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı derken son elemanından bir sonraki elemanı ise sıfır olacak. Ve sıfırı gördüğü anda da zaten döngü bitmiş olacak. Böylece string'in genişliği boyunca bir döngü oluşturmuş olduk biz burada. Burada da tek yapacağımız fazladan yeni bir test. S'nin ikinci elemanı çıkarmamız istenen karakterden farklıysa artık bunu kopyalanacak yeni string'e kopyala, bu karakteri ekle demiş olduk. Burada işte işimize hizmet eden güzel bir kullanımı. Bu bölümde while döngüsünü birlikte tanımaya çalıştık. İlerleyen bölümlerde daha geniş örnekler verebileceğiz. Daha artık